TGRT Haber'den günaydın sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Ekonominin diliyle karşınızdayız. Piyasalarla başlayacağız. Borsaya ilişkin dünkü kapanış rakamlarıyla hemen başlayalım. BIST 100 endeksi ekranlarınıza geliyor. Dünü yükselişle tamamlamıştı. 101.847 puanda BIST 100 endeksi. Peki döviz cephesinde neler oluyor? Dolara bakacağız. Borsanın hemen sonrasında 5.6981 seviyelerini görüyoruz. 0.06'lık ufak bir yukarı yönlü hareket var. Euro'da düşüş var. 6.27 seviyelerine gerilediğini görüyoruz Euro'nun. Pariteye gelince Euro-Dolar paritesi de ekranlarınıza geliyor. 1.1001'i işaret ediyor. Uluslararası piyasalarda altının onsuna ilişkin rakamları da hemen sizlerle paylaşalım. 1529 dolardan alıcı buluyor. 0.21'lik bir düşüş yaşanıyor. Ve Cumhuriyet altınında da düşüş var. 1873 liradan satıldığını görüyoruz. 0.69'luk kayıp yaşanıyor Cumhuriyet altınında. Gram altın 280.39 liradan satılıyor. Ufak bir aşağı yönlü hareket var altının gramında bu dakikalar itibariyle. Piyasaları bu şekilde özetledik. Güne bakacağız. Dünkü 1000 liranın kazancını ekranlarınıza getireceğiz. Borsa, dolar, euro ve altın için değerlendirmelerimizi yapıyoruz sevgili izleyiciler. Dün 1000 liranızı borsada değerlendirmiş olsaydınız 1018 lira olarak geri dönüş olacaktı. 18 liralık bir kar vardı. Diğer yatırım araçları borsanın dışında kaybettirdi. En fazla kaybettirense dolar oldu sevgili izleyiciler. 1000 liranızı dolarda değerlendirmiş olsaydınız 995 lira olarak geri dönecekti. 5 liralık bir kayıp vardı. Euro yatırmış olsaydınız euro 1000 liraya 997 lira olarak geri dönüş yaptı. 3 liralık bir zarar vardı. Altına baktığımızda 1000 lira altında 999 lira oldu. Altında kayıp ise 1 lira olarak kayıplara geçmiş oldu. Şimdi dolara ilişkin bir haberi sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da önemli temasları var. Bu temaslar sonrasında olumlu haberler de geldi ve dolarda bir düşüş yaşandı. İşte gördüğünüz üzere dünün de bu dört yatırım aracı içerisinde en fazla kaybettireni dolardı. Doların hemen bir seyrine bakalım.